Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kent ekmek büfelerinde satılan ekmeğe zam yapıldı. CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Özgür Özer, ekmeğe, gıda ürünlerine ve ulaşıma yapılan zamlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent ekmek büfelerinde üretilen ekmeklere zam yaptı. Halbuki daha önce biz bunu mecliste defalarca dile getirdik. En azından halkın yediği bu halk ekmeğe çok fazla zam yapılmasın, enflasyon oranlarının altında zam yapılsın, mümkünse hiç zam yapılmasın. Hatta bu yapılan ekmeklerin adetlerinin artırılmasını da biz daha önce rica etmiştik. Şundan dolayı az üretiyoruz, bilinçli üretiyoruz, bilinçli olarak az satılmasını sağlıyoruz gibi bir açıklaması vardı başkanın. Tabii bunlar bu ekonomik sıkıntıları yaşayan halka daha da büyük sıkıntı veriyor. Ardından sadece ekmekle kalmadığını görüyoruz zamların. Otopark fiyatlarına yapılan zamlar, daha sonra ulaşım zamları gelecek. Onlar da şu anda yakında yapılacak zannediyorum. Bunun gibi birçok açıdan halkımız kuşatılmış durumda. Her yan zam. Her yan zam. Yani dışarıda kar yağıyor, halbuki zam yağıyor karla beraber. Sadece bunlarla da kalmıyor. Ekmekten tutun, et, süt, yumurta fiyatları, ulaşım fiyatları, bunların tamamen her birine en az %20, %30 zamlar geliyor. Elektrik faturaları yine aynı şekilde. Ülkemiz yönetilemiyor. Ben Kayseri halkına şunu tavsiye ediyorum. Yıllardır desteklediğiniz, oy verdiğiniz partileri lütfen değiştirin. Bu sefer de farklı bir partiyi deneyin. Çünkü aynı hatayı defalarca yapıp, aynı seçimi defalarca yapıp aynı partiye oy verdiğinizde hizmet alamıyorsunuz. Kayseri halkı bunu görecek ve anlayacak. Önümüzdeki seçimden ve değişimden umutluyum. Ulaşıma şöyle zamlar gelecek. Yapılan benzin zamlarını hepimiz görüyoruz. Benzine ve motorine yapılan zamlar artık bir rutin haline geldi. Neredeyse her hafta bir zam, bazen birkaç zam yapılıyor. Ve ulaşım zaten zorken, özellikle bu kış vakitlerinde insanlar bisiklet kullanamıyorken, yürüyerek gidemiyorken, ulaşım kullanımı daha da artıyor. Ve buna yapılan zamlar da halkımızı çaresiz bırakacak maalesef. Bu zamların da ülkenin iyi yönetilmediği için yapıldığını kesinlikle halk olarak bilmemiz lazım ve bundan sonraki seçimlerde buna dikkat ederek oyumuzu kullanmamız gerekiyor.